Buradan başıma gelenleri sizlere anlatıp en azından kıssadan hisse kapmak veya hakikaten bu iş ne kadar ciddi değil onu size kavratmak amacıyla yapıyorum. 13 Kasım günü evde oturuyorum. Bizim Eylem'le arkadaşı geldiler. Gecenin bir saatinde müthiş bir üşüme geldi bana, sanki sıtma olmuş gibi. Çocuklar dedi ki ya hocam bu eziyeti niye çekiyorsun, hadi gidelim. Ve karşıda isim vermeyeyim bir hastanemiz var. Biz Ataşehir'de oturuyoruz. Oraya gittik ve Covid testi yaptırdık. PCR ve diğer şeylere baktılar. Ve ertesi gün haber geldi negatif diye. Oh dedik, galiba bir üşütme olacak bu. Ve ertesi gün tekrar bu üşüme devam etti. Birkaç gün buna sabrettim fakat ayın 18'inde yeniden bir arkadaşımızın hastanesinde Covid testi tekrar yaptırdım, PCR'ı. Ve batına bakmak istediler. Orada işte böbrek, karaciğer ne var, problem yok. Ve ertesi gün cevap geldi, negatif. Ayın 18. 19'unda haber geldi ve 19'unda benim can arkadaşım, Adana Dostlar'ın sahibi Mehmet'le birlikte biz her gün 3-4 saat kendi başımıza, dükkan kapalı olduğu için tavla oynarız. Fakat ondan bir gün evvel, çarşamba günü bir grup arkadaşımız geldi. Onlar hep toplanıyorlar bir akşam. Bize dediler, siz de birlikte olur musunuz? Oluruz dedik. Ve büyük bir şanssızlık, aralarında bir tanesi hariç, diğerleri de pozitifmiş. Haberleri yok onların da. Şimdi ben de kendi kendimi sorguladım. Yani Mehmet gittiğine göre bu bende de olması lazım. Yani çünkü 24 saat karşılıklı beraber olduğumuz bir arkadaşımızla olmaması mümkün mü? 19'unda ben de hastaneye gittim. Hem Mehmet'i ziyarete hem de kendime baktırayım diye. Acilde dediler ki sana şey yapalım, akciğerde tomografisi çekelim. Ve çektiler ve pozitif çıktı. Ve Favira denilen bir ilaç var, onu verdiler. İçinde 40 tane var. İşte ilk gün iki defa 8'er tane içiyorsunuz. Ondan sonra 3'er tane içiyorsunuz. Dediler ki hocam, görüyorsun dolu buralar, yer yok. Sen bunu evde iç, bu ilaçları yer. Ve eşimle birlikte biz bu ilaçları içmek durumunda kaldık. Çünkü onun da ciğerinde bir leke gördüler. İçtik gittik, ayın 23'üydü. Ayın 23'ünde oraya vardığımızda yeniden yapılan testlerde maalesef durumun vahim olduğunu söylediler. Ve bizi yukarıda bir oda açtılar sağ olsunlar. Ben buradan Altunizade Acıbadem'e çok teşekkür ediyorum. Onları olmasaydı bugün burada olmazdık galiba. Dolayısıyla tabii ki Allah'ın takdiri. Yukarı odaya çıkardılar ve bana önce küçük bir oksijen tüpü şeyini taktılar. Olmadı. Sonra ağzı kapatan taktılar. Olmadı. Üçüncü kez baştan aşağı giren, ki bende kapalıyan fobisi var biraz. Dolayısıyla mümkün değil onunla kalmak. Ki 18 saat kalıyorsunuz içinde. Mümkün değil. Rica ettim başhekimle, Çağlar Bey, Çuhadaroğlu. Dünya iyisi ve çok bilgili bir başhekim. Hocam dedi, durum çok vahim dedi. Ne yapacağız? Çünkü benim aldığım oksijen yetmiyor. Ciğerler dolu olduğu için makina bu işi görmeye çalışıyor. Dolayısıyla hocam dedi, sizi yoğun bakım almamız gerekiyor. Dedim, al kardeşim, beni bu şeyden kurtar da, bu maskeden beni al yukarı. Allah'tan sonra sana emanetim dedim. Ve beni yoğun bakıma çıkardı. İki gün daha orada uğraştı. Sonra dedi ki bir gün, hocama dedi 16 numaralı odaya lütfen dedi. Tabii ben de anlamadım ne olduğunu. O da 16 numaralı odaya gittiğimizde bir cam vardı. Neden dedim beni buraya aldın? Bak dedi, buradan dışarısı gözüküyor. Güneş geliyor buraya, onu görürsün falan dedi. Ve sonrasını hatırlamıyorum. Çağlar Bey bize entübe etmiş, işte makineye bağlamış. Ve biz 10 gün, çarşamba sabahı 6'da girdiğim bu entübeden, pazar sabahı 6'da kalktığımda etraf karanlık, gözümü açtım. Başımda birileri var. Ve bana Çağlar Bey dedi ki, ya hocam dedi, kayıtlara şöyle geçti, kendi entübesini açan adam diye. Çünkü sen kendin ellerinle çıkardın bu boruları. Çok tehlikeli bir şeydi aslında ama bize de yardımcı olmuş oldun. Çünkü bu boruların ucunda balon var ve biz bu balonu çıkaramadığımızda burayı delip de onu çıkarıyoruz. Sen kendi kendine çıkarsın, enteresan bir adamsın dedi, sağ olsun. Ve tabii ben yataktayım, gözlerim hariç hiçbir yerim kıpırdamıyor. Paniğe girdim tabii, hemşireleri çağırdım. Artık erkek ve kadın hepsi benim canım ciğerim, kardeşim olmuşlardı. Kıyameti kopardım, geldiler. Hocam ne oldu? Oğlum kaldırın beni, ben hareket edemiyorum yatakta. Tabii sağ olsun Çağlar Bey ve ekibi bir şeye karar vermişler. Kortizonla virüsü etkisiz hale getirmeyi düşünmüşler. Kortizon biliyorsunuz iki ucu değnek denilen, yani bir taraftan çok büyük katkısı olurken bir taraftan yan etkileri fazladır. Ve yan etkisi olarak da bütün adele gruplarınız vücudunuzdaki iflas ediyor. Yani sıfırlıyorsunuz kendinizi ve hareket edemiyorsunuz.
yatakta dönemiyorsunuz, kalkamıyorsunuz, insanlar yardım etmesi lazım size. Dedim beni tuvalete götürün, dediler orada şey var, ne derler ona, takılmış orada zaten. Bana şimdi diye diye, o gün de pazar tabii ki maçlar var dedim, açın bari şu maçları seyredin ben. İşte hatırlamıyorum ne maçı olduğunu, işte biliyorsunuz cumartesi pazar günleri dörder tane maç öğreniyor. Biraz onlara baktım falan, hadi götürmüyorsunuz mu, hadi götürün beni. Ve akşama doğru beni aşağıdaki odaya götürdü. Çünkü yeniden galiba bir ölçüm yapıldı. Entübeden çıkınca zaten doğal olarak negatif çıkıyorsunuz. Ve negatif olduğum için Covid'li olmayanların bir katına, 4C'ye beni götürdüler. Ve orada benim o canım hemşire kardeşlerimle birlikte bir 8 gün daha kaldık. Ve Orhan solunum fizyoterapisti, Ali bizim, o da Ali Furkan, normal fizyoterapist. O arkadaşlarım geldiler. Her gün koridorda beni yavaş yavaş yürüttüler, merdiven çıkardılar. Büyük problemler yaşadık. Başım döndü, düştüm. Odada sağ olsun hemşire kardeşlerim onları uyaran şeyi elime verdiler. Gece yarıları onları kaldırıp benim tuvaletim geldi dediğimde sağ olsun beni götürdüler. Eşim benimle kaldı 8 gün. Bir dakika uyumadan. Ve o 8 günlük sürecin sonunda biraz ben yere basar gibi oldum. Çünkü adale kalmamış vücutta. Yavaş yavaş ondan oluşması gerekiyor. Ve o 8 günlük süreyi de doldurduktan sonra bana dediler ki tamam hocam senin işin bitti. Allah yolunu açık etsin. Ve ben buradan tekrar Acıbadem'in sahibi Veli Aydınlar'a çok teşekkür ederim. Hakkı kardeşim, oranın genel müdür muavinlerine, ona teşekkür ediyorum. Bütün çalışan hemşire kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bana katkısı olan herkese ve tabii ki özellikle Çağlar Bey'e, başhekim, Gülser Hanım'a, Hacer Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Onlar da göğüsle ilgili doktorlar. Sağ olsun bizle ilgilenenler. Sonra tabii Bora Bey, diğerleri. Yani girmişken bari her tarafımı gösterebilirim. Bu hastane dünyanın en güzel hastanesi bana sorarsanız. Bu hastalığın bana bir de kattığı bir şey var, esprisi olsun bari. 15 kilo verdim, hiç veremiyordum. Şimdi bu kiloyu nasıl koruyacağız bilmiyorum. Bu şişkoluk gitti bakın. O obez halim gitti. Biraz da adama döndüm yani. 108,5 kiloydum. İnsanlıktan çıkmıştım. Şimdi 93,5 kiloya kadar inmişiz. İşte bundan bir hafta, 15 kilo evvel, yine bir pazartesiydi galiba. Hastaneden işte çıktık, hatta önünde medyaya demeç vererek çıktık. Bugün gördüğünüz gibi sağlıklı kolumu kaldırabiliyorum, yürüyebiliyorum. Çünkü burada da bir fitness salonunda kardeşim Emir'le birlikte bütün adale gruplarını çalıştırıyoruz. Adem Çalı fizyoterapistimle birlikte. Ali Furkan hastaneden haftada 2 gün uğruyor yanıma. Ve bu kardeşlerimiz yoğun bir çalışma içerisinde beni ayağa kaldırdılar ve şu anda artık bir problemim olduğunu düşünmüyorum. Ve tabii ki bu yaşanmışlık sizlere de bu iş var. Bu iş çok ciddi. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanımızın pankartlarında yazdığı gibi temizlik, mesafe ve maske olayı sakın ihmal etmeyin. Bakın bu küçük alacağınız tedbir sizin yaşamınızı kurtarır. Görüldüğü gibi şimdi aşı çıktı, Türkiye'mize geliyor, geldi, bir kısmı geldi. Ve sanırım yaza kadar herkes aşılanır. Dolayısıyla da bu görünmeyen, bu tehlikeli düşmandan kurtuluruz. Defi bela olur, ülkemizden gider. Dünya insanlığı, bakın 2 milyona yakın insan öldü neredeyse. Bu enteresan, hepimizin farklı komplo teorileri ürettiği bir virüs bu. Allah hepinizi korusun diyorum. Sağlık her şeyin başında geliyor. Çok unutkanız ama. Ben mesela neler yaşadım, ne acılar çektim. Şu anda sanki onları yaşamamış gibiyim. Ama verdiği dersi unutmamak lazım. Bilmem anlatabildim mi? Hepinizi çok seviyorum. Ve tabii ki insanın öldükten sonra arkasından ağıt yakarlar, heykel dikerler. Ben Allah'a çok şükür tekrar geri döndüm. Ve Allah'ım dedi ki, evladım senin daha yaşayacak günün var. Ve bir laf vardır, insanı ölümden eceli korur diye. Demek ecelimiz gelmemiş. Hakikaten o zor durumdan çıkmak kolay değildi. Çıkmayı başardık. Ve şimdi tekrar sizinle birlikteyim. Hem de o kadar mutluyum ki sizinle birlikte olmaktan. Benim Ermeni, Rum, Süryani arkadaşlarım aradı. Dediler ki hocam Meryem Hanım'ıza dua ettik. Bütün benim İslam alemi, bütün arkadaşlarım cuma namazlarında, hutbelerde dua edildi. Ve bu kadar sevilmeyi hak ettim mi bilmiyorum ama insanların bana verdiği o enerji, ufacık çocukların, hafız çocukların okuduklarını bana attılar hep mesajlarla.